Evet sevgili izleyiciler, güzel bir çarşamba akşamından, soğuk bir çarşamba akşamından sıcacık evlerinize bu akşam da biz Başkanlar Konuşuyor program olarak misafir olduk. Şu anda evlerinde ekranları başlarında bizleri izleyen tüm Kanal 68'i izleyicilerine kucak dolusu sevgi, saygı, selamlar olsun. Evet, artık süreç hızlandı. Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerine sayılı zamanlar kaldı. Belli bölgelerin adayları belirlendi. Bölgemizde Aksaray'da il belediye başkan adayımızın belirlenme süreci devam ediyor. Birkaç gün sonra bu açıklanacak. İlçelerimizde keza durum aynı. Belli kasabalarımızda şu anda adaylarımız belli. Bunlardan bir tanesi de Bağlıkaya Belediyesi. Sayın Davut Çalışkan mevcut belediye başkanı. Şu anda da yeni dönemde tekrardan AK Parti Bağlıkaya Belediye Başkan adayı oldu efendim. Bugünkü konuğumuz, Başkanlar Konuşuyor programının bugünkü konuğu Bağlıkaya mevcut belediye başkanı ve AK Parti belediye başkan adayı Sayın Davut Çalışkan. Biz Sayın Başkan'la Bağlıkaya'ya dair şu an mevcuttaki siyasi gündeme dair sohbet edeceğiz. Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok şükür iyiyiz, yaramazlık yok. Siz de iyisiniz. Çok şükür, hamdolsun. Evet başkanım, şu anda hem teşkilat olarak hem Bağlıkaya olarak yoğun bir tempo içerisindesiniz. Siyasi süreç başladı, aday belirleme süreçleri, adayların çalışma süreçleri başladı. Ne söyleyeceksiniz? Şimdi biz normal seçim çalışmalarımız 4 ay evvel başladı. Odalarımızı falan açtık. Yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Allah izin verirse 2019 seçimlerine hazırız. Evet, Bağlıkaya'da şu anda problem yok. İki aday olarak çıktınız. Şu anda MHP, AK Parti olarak. Yani her dönemki gibi rutin Bağlıkaya yine bu şekilde evet. Başladı. Peki başkanım, şimdi Bağlıkaya'daki şu anki son durum ne? Şu anda son durum Allah'ın izniyle biz farklı bir şekilde seçimi alacağımıza inanıyorum. Çünkü niye? Şu anda zaten seçmenlerimizden de belli. Yani odalarımız açıldı. Herkesin vereceği yer belli. Şu anda biz çok farklı bir şekilde, yani rakam söylemeyeyim, yani 1000'in üzerinde seçmenimiz yanımızda. Evet. Yani odamızda oturuyor. Onun için zaten 1800 seçmenimiz var. Bunun 1100'ü bizim seçmen. Evet, yani Allah'ın izniyle 2019 seçimlerinde başkan devam edeceğiz. 1100 şu anda garanti bir şekilde yola çıkacak. Kesinlikle. Liste olarak yazdık. Yani bütün seçmenler kimin oy verdiğini açık biliyor. Bunu mağlubiyet de biliyor. Evet. Peki başkanım, şimdi 4. döneminiz şu anki mevcut belediye başkanlığı konumunuz 4. döneminiz, evet. Ve 5. dönemde Aksaray'ın en genç belediye başkanıydınız ilk döneminizde. Şimdi 4. dönemde Bağlıkaya için neler yapıldı? 5. dönemdeki planlarınız neler? Şimdi Sedat Bey, ben normal 2014 seçimlerinde biz zaten halkımıza verdiğimiz sözler belli. Yani biz o zaman da çıktık basının karşısına, ne yapacaklarımızı anlattık. Biz o söz verdiklerimizi yaptığımız gibi fazlasını yaptık. Evet. Allah izin verirse bu seçimde de çok projelerimiz var. Yani ben şöyle istersen kısaca anlatacağım, yapacağım projeleri anlatayım. Bir, içme suyumuz. Bizde en büyük problem içme suyu. Evet. Şu anda projemizi hazırladık. Komple hattımızı yeniliyoruz. 2 tane su deposu var projenin içinde. Aynı zamanda şimdi su şebekesini daha önce biz döşetmediğimiz için benden önceki başkan arkadaş yaptırmıştı. Ama çok uygun yapılmamış. Kasaba, bizim orayı biliyorum coğrafya olarak biraz dağlık. Evet. Biraz da çok dağıldığı için genelde dağlık bölgelere, yani depoyla sınır. Evet. Öyle olunca çoğu yere su çıkmıyor. Yani çıkıyor. Başka yerden takviye yapıp, ikinci depoyu yaptım, oradan takviye yapıp çıkarıyoruz ama bayağı bir zorlanıyor. Şimdi yapacağımız proje, çıkmayan yer kalmayacak, akmayan yer kalmayacak. Her yere aynı standartta su akacak. Yani projeyi o şekilde hazırlattık. Yukarıdan aşağı. Düz. Allah izin verirse Bağlıkaya'da su kesilmesi veya o şeyler kalkacak. Allah izin verirse yeni projemizde şu anda çalışmamız devam ediyor. Daha güzel bir su.
Ha, kaynak olarak bulamadık. Yani belki Ekecik tarafının tamamını araştırdık, bulamadık ama birkaç bölgede belirleme yaptık. Yeraltı suyu sonda açtırıp, bu arada şebekemiz de değişiyor. Evet. Yeraltı suyuyla Bağlı Kaya'nın sorununu tamamen kökten çözeceğiz. İnşallah, inşallah. Peki başkanım, şimdi bu Bağlı Kaya'daki su sorunu merkezi konumu itibariyle mi? Evet. Su bulunamıyor, yoksa bulunan su Bağlı Kaya'ya uzak kaldığı için mi? Ha, ben onu şöyle anlatayım. Şimdi bizim su Ekecik'ten geliyor. Evet. Çavdarlı'dan geliyor. O su bize yetmiyor. Yani şu anda bastığımız su yaz günü işte 2-3 tane pompam çalışıyor. Cazibeyle gelen suyum da var. Ama su yaz günü bizde kullanım çok fazla. Evet. Şimdi bizim orada mandıralar da çok fazla. Yani mandıraların çoğu hayvanlar dahi içme suyu şebekesinden içiyor. Biraz da sulama fazla olunca o zaman su tabii ki şebeke bile yetiştiremiyor suyu. Evet, kırsal bölge olduğu için vatandaş ekim yapıyor bahçesiyle. Aynen, yani zepse de var. Hayvan da içiyor. Yani 2 ay bir sıkıntı çekiyoruz. Ama inşallah 2019'da bu sorunlarımız tamamen kökten çözülecek. Evet. Yani kesinlikle Allah izin verirse seçildikten sonra hızlı bir şekilde bu suyu çözmek için kolları sıvayacağız. Çalışma hızlı olacak. En iyi şekilde bunları çözeceğiz. Evet. İkinci bir şeyimiz, düğün salonu projemiz şu anda hazırlatıyoruz. Çok güzel bir düğün salonu yaptıracağız. Yani bizim köyde düğün salonu yok. Evet. Yani o da hazır yani. Proje şimdi, hazır. Şimdi şöyle bir şey sorayım başkanım. Bağlı Kaya gurbetçisi fazla olan kasabalarımızdan evet. bir tanesi. Gurbetçi derken hani hep Avrupa'daki gurbetçiler değil de bugün Bağlı Kaya'nın dışarısında yaşayan birçok gurbetçi vatandaş evet. var. Şu evet. an mevcut nüfusu kadar var hemen. Evet. Şimdi bu vatandaşlar köyde atıyorum mevlüt yemeği, işte düğün kendi köyünde yapmak istiyor. Şu anda mevcutta olan bir şey yok. Evet. evet. Düğün salonu olarak ama proje buna yönelik. Tabii ki sade düğün salonu değil, toplantı salonumuz da olacak onun içinde. Yani güzel bir kullanışlı cenazelerde yani taziye yerimiz olacak, toplantı salonumuz olacak, düğün salonu olacak. Yani geniş bir alana böyle bir proje oturtacağız. Bunun içinde hepsi olacak yani. Evet. Ha şu şeyi onu yeniden biraz daha ona açıklık getireyim. İçme suyu projemizin ihalesi bir ay sonra yapılıyor, seçimden önce yapılıyor. Evet. O müjdeyi de vereyim yani. Yani bu seçim yatırımı değil zaten değil, rutin değil, devam değil. Eden hizmetlerden aynen, bir tanesi. Aynen, aynen. Şu anda paramız, her şeyimiz hazır. Şu anda ihale aşamasında bir ay içinde ihalemiz evet. yapılacak. İnşallah Bağlı Kaya içinde evet. hayırlısı olur. Başkanım şimdi arkadaşlarımız güzel bir şey hazırladılar. Evet. Bağlı Kaya'nın bugüne kadar yapılmış mevcut çalışmaları ve Bağlı Kaya'nın o güzel görüntüleri. Ben rejimizden rica ediyorum, hazırsa o görüntüleri bir alalım, sevgili izleyicilerimizle paylaşalım.
aldandım niye? Hani sen beni bildin, sözünden döndün niye? Hani sen beni bildin, sözünden döndün niye?
Aziye, Aziziye, dumanda çökmüş boz yazıya. Ben yandım ama kurban olayım Mehmet'in terkindeki mor kuzuya. Hançeri çıkmadı, kırık kollarım kalkmadı. Ben yandım ama verin de benim mazerimi, kardeş kardeşe bakmadı. Hey, ocakta kahve kavrulur, dumanı göğe savrulur. Ben yandım aman, kuşlar yuvadan çıkmadan, anası kızdan ayrılır. Aziziye uşakları, Trablus kuşakları, ben yandım ama dizilmiş avdan geliyor Aziziye uşakları. İzledik. Seyircilerimiz de izledi. Yapılmış çok güzel şeyler var. Bu özellikle dere ıslah çalışmaları. Balıkaya ayrı bir hava katmış. Ayrı bir güzellik katmış. Ki Balıkaya bugün hayvancılığıyla meşhur olan, kasaba merkezinde hayvancılık yapılan kasabalarımızdan bir tanesi. Evet. Şimdi biz 2014 seçimlerinde zaten bu dere ıslah projemizi açıklamıştık. Yani biz bu dereleri
taş duvar yapacak, ağaçlandırmasını yapacak, güzel bir şey olacak diye söyledik. Ha, onların hepsini, tamamını yapamadık ama bir kısmını yaptık. 5 kilometresini yaptık. Daha 4 kilometresi daha var. İnşallah önümüzde 19 veya 2020 gibi o projemizi de faaliyete geçireceğiz. Yani kasabamızın gerçekten çevresi değişecek. Yani örnek bir kasaba olacak inşallah, Allah izin verirse. Yani söz verdiğimiz projelerimizi bir bir yerine getireceğiz. Allah izin verirse. Ha, kasabamızda %90 hayvancılığına uğraşıyorlar. Yani o gerçekten bizim gelir kaynağımız tamamen hayvancılık. Evet. Ha, şimdi kasaba içinde gerçekten bazı ciddi sıkıntılar var. Yani hayvan dışkıları falan. Ama biz bu konularda zaten vatandaşımızı fazla sıkmıyoruz. Niye? Gelir kaynağımız hayvancılık olduğu için, bir de alternatif olarak besicilerimize yer gösteremediğimiz için, ama şimdi geniş bir alanda mera vasfını değiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah orayı değiştirdiğimiz zaman her üreticimize 5 dekar bir yer tahsis edip bunun yolunu, ondan sonra suyunu, altyapısı, kameralama sistemini, her şeyini oturtturacak, 5'er dekar verecek, hayvancılığı oraya çıkaracağız. Evet. Yani bir hayvancılık kompleksi. Önümüzdeki yıllarda Allah izin verirse bunu şu anda çalışması devam ediyor. Yani bu hayvancılığımızın daha ileri gitmesi için veya işte kasabanın işini daha temiz çevre düzenlemesi olması için, yani bu projemizi inşallah işte önümüzdeki yıllarda gerçekleştireceğiz. Yani bu proje benim bildiğim bundan bir yıl önce sizin mevcutta başlattığınız, evet, güzel bir projeydi. Hayvancılık kompleksi tarzında. Evet. Ama kasabanın dışında, evet, kasabaya uzak olmayacak şekilde daha verimli bir üretici olması açısından İnşallah güzel yani bir... Yer mera olunca, mera biraz sıkıntılı. Yani merayı hazineye döndürmek, ama bu bayağı bir iki senemizi alır. İnşallah önümüzdeki yıla bu işi halledeceğiz. Hallettikten sonra da hayvancılığı, evet, tamamen oraya çıkaracağız. Allah izin verirse en iyi bir şekilde hayvancılığımız orada devam edecek. İnşallah. Ama kasabayı temizleyeceğiz. İnşallah. Peki başkanım, şimdi Balıkaya genç nüfusu olan kasabalardan bir tanesi. Evet. Spor kompleksiydi, ne bileyim spor aktiviteleriydi. Bu tarzda ne gibi çalışmalar var Balıkaya için? Şimdi halı sahanı yaptırdık. Evet. Yani bu sözü daha önce vermediydim 2014'te ama... Şu anda ben fazlası dediğim halı sahamız fazlası. Yani sözümüz dışında yaptığımız bir hizmet. Evet. Şu anda bitti ama daha onun eksikleri var. Yüzme havuzu oraya düşünüyoruz. Yani spor kompleksi biraz daha zenginleştireceğiz. Onun için spor malzemeleri veya yüzme havuzu. Yani gençlerimizin orada gidip eğleneceği işte nedir? Basketboldur, voleyboldur veya işte nedir, pimpondur. İşte yani spor malzemelerini donatacak Allah izin verirse. En iyi bir şekilde gençlerimize bunu hizmet vereceğiz. Çok iyi bir spor kompleksi haline gelecek. En azından Balıkaya'daki gençler, öğrenci kesimi bu tür aktiviteler için hafta sonları Aksaray merkeze gelmekten kurtulmuş olacak. Ya, şu anda zaten gelmiyorlar. Yani antrenmanlarımız falan kendi sahamızda yapılıyor. Belediyeye ait bir spor kulübümüz var. Balıkaya Spor. Faaliyet, evet, gösteriyor. Evet, evet, ben bazen maçlarına da denk, evet, geliyorum. Evet. Gençlerimiz maşallah bu konularda da çok iyiler. Evet başkanım, şimdi 16 yıldır AK Parti'ye güzel bir teveccüh var. Bu yıl bu teveccüh nasıl? Balıkaya'daki yansımaları nasıl? Vallahi halka hizmet, hakka hizmet. Yani biz onu hakka hizmet diyoruz. Şimdi Balıkaya'da zaten genelde yüksek bir rakamla oylarımız çıkıyor AK Parti'ye. Ha, bu seçimde belediye seçimi olduğu için oylarımız yine Allah izin verirse %60, %70'ten aşağı olmayacak. Evet. Yani %70'inin seçimi alacağız. Yani yine AK Parti'ye güzel bir teveccüh olacak. Olacak, diyorsunuz. Olacak Allah izin. Evet, peki başkanım, geçtiğimiz pazar günü içerisinde AK Parti Teşkilatı Aksaray'da temayül yoklaması yaptı. Yani mevcut belediye başkanları resmi başvuru yapamasalar da bu temayülde yerlerini almış oldular. Balıkaya'daki temayül, Balıkaya'nın temayüle katılımı nasıldı? Siz katıldınız mı? Temayül listesinde yer aldınız mı? Şimdi Balıkaya merkeze yakın olduğu için bayağı bir kalabalık katılım olur her zaman.
Yani kalabalık bir şekilde. Zaten biz normal temayla oyumuzu kullandık. Evet. Yani bütün aday arkadaşlara hayırlı olsun diyorum. Allah yardımcılar yardımcı olsun. Yani bizim için hepsi bizim arkadaşımız. Yani kim seçilirse biz onunla yolumuza devam ederiz. Yani biz üzerimize düşenleri yaptık yani. Geldik, şeyimizi kullandık. Evet. Peki başkan, Balıkkaya'da seçim nasıl başlar? Nasıl başlar? Nasıl ilerler? Niye bu soruyu soruyorum? Şimdi seçimin en güzel geçtiği, seçim havasının seçim olarak yaşandığı kasabalardan bir tanesi ve siz bunu 20 yıldır yaşıyorsunuz. 20 evet. yıldır teneffüs ediyorsunuz. Bu süreçte Balıkkaya'da seçim nasıl başlayacak, nasıl ilerleyecek? Şimdi Balıkkaya'da seçim çok işte, neşeli geçer. Heyecanlı çünkü, geçer. Çünkü Balıkkaya'da göç olayı yok. Evet. Hayvancılık olduğu için gençlik tamamen sabah pazara gider. Saat 10 dedi mi belediyenin önünde olur. Her taraf dolu dolu, cıvıl cıvıl. Hep seçim şeyi yaparız. Nedir? Sohbetler yapılır. İşte ya çok iyi bir şekilde, neşeli bir şekilde geçer yani. 31 Mart'a kadar Balıkkaya'daki her konu evet. seçime bağdaştırılacak bir konudur. Aynen. Yani aynen. Ticaret durur, ekonomi durur, evet. her şey seçime yönelir. Aynen. Balıkkaya'da böyle bir seçim evet. geçer. Peki başkanım, şimdi dört dönem, hani dört dönem derken dile kolay. Dört dönemi söylemek dile kolay. 20 yıllık bir süreç, siyasetin içerisinde geçen bir gençlik, belediye başkanlığında geçen bir gençlik. Peki bunların içerisinde aileye nasıl zaman ayırdınız? Zaman ayırabildiniz mi? Şimdi Sedat Bey, benim yapımda şu var. Ben hizmet etmeyi severim. Yani halkımına iç içeyim. Ben belediyede fazla oturmam. Hep iner halkın içindeyim. Yani sorunları halktan dinlerim. Bizde ayrım olmaz. Herkese elimizden gelen hizmeti yaparız. Benim telefonlarım 24 saat açık. Yani halk gece 3'te de olsa bana ulaşır. Bir sorunu varsa, bir hastası varsa alır, getirir, tedavi eder, götürürüm. Yardımcı olurum. Ha, ben akşamlar, gündüzler eve pek varamam. Çünkü hep belediye ve vatandaşa hizmet olduğu için benim çoğu zamanım halkımla beraber geçer. Evdeki tepki nasıl? Eve vardığımız zaman gerçekten torunlar var benim. Yani 7 tane torunum var. Allah bağışlasın. Yani hep sorunlar dede sen niye gelmeyin, geç geliyorsun. Hani bizi hiç gezdirmiyorsun. Evet. İşte gidelim bakkala bize bir şey al. Çocuklar ilgili. Erken gel. Ha götürürüm. Hepsini gezdiririm Allah var. Yani zaman şey. Yani. Ama zaman konusunda istediğimiz zaman zaman ayıramıyoruz. Evet. Zamanımız olmuyor. Yani bizim cumartesi pazarımız da olmuyor. Maalesef. Yani cumartesi pazar da sürekli çalışıyoruz. Yani cumartesi pazar. Ya iş bitmiyor yani. Dükkanı kapattık biz belediye başkanı değiliz deme gibi bir lüksümüz yani bizim yok. Bizim gecemiz gündüzümüz olmaz. Evet. O yüzden. Yani biz halkımızı çok sevdiğimiz için halkımız da bizi seviyor. Şimdi bu dört dönem kazanmanın sırrı bu. Yani şimdi o zaman yenge hanımı çok büyük takdir etmek lazım. 20 yıldır Davut Çalışkan sadece ismiyle var. Aynen. Evet. Doğru söylüyorsun. Yani doğru buradan söylüyorum. Yenge hanıma da sevgiler selamlar olsun. Onu da takdir etmiş olduk. Evet başkan, buradan hani son olarak Balıkkaya'lılara ne söylemek isteriz? Bundan sonraki süreçte artık 31 Mart'a kadar biz Balıkkaya'da olacağız. Balıkkaya'nın takibinde olacağız inşallah elimizden geldiği kadar. Ama buradan siz bugün son olarak ne söylemek istersiniz? Ben Balıkkaya'yı seviyorum. Balıkkaya'lı hemşerilerimi seviyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bize tam destek oluyor. Ben de onlara elimden geleni en iyi bir şekilde 24 saat onların emrindeyim. Onlara hizmet için her zaman varım. 24 saat beni arayabilirler. Hepsine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet, biz teşekkür ediyoruz ki Balıkkaya'nın bu kadar güzel teveccühünü alabilmişsiniz. Balıkkaya'nın sevgisine nail olabilmişsiniz. 4 dönem, 20 yıl hiç tereddütsüz sizi belediye başkanı yapmışlar. 5. döneminde de takdir yine Balıkkaya. Tabii ki yani o seçmenlerimizin, ama Allah'ın izniyle yine inşallah yola devam edeceğiz. Durum onu gösteriyor. Evet inşallah. Peki başkan, ben çok teşekkür ediyorum bizleri kırmayarak buraya kadar geldiniz. Kanal 68 stüdyolarından Balıkkaya'lı hemşerilerimize, Aksaray'lı hemşerilerimize buradan içinizden geçenleri söylemiş oldunuz. Sevgili izleyiciler, Balıkkaya mevcut belediye başkanı ve AK Parti belediye başkan adayı Sayın Davut Çalışkan'a çok çok teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmayarak bugün stüdyomuzda konuk oldukları için. Bir Başka Başkanlar Konuşuyor programında yine bu ekranlarda sizlerin huzurunda olabilmek dileğiyle. C
Cebinizden bereket, gönlünüzden sevgi. Gülen yüzlerinizden gülücükler eksik olmasın. Allah'a ısmarladık efendim.